Evet, değerli izleyicilerimiz, dolar TL aslında görüldüğü üzere 3.11.45 ile 18'inde, bu ayın 18'inde görülen seviyenin üzerinde yeni rekor geldi. Bu hafta beklemiş olduğumuz rekor gerçekleşti. Peki banda baktığımızda bugün çok fazla marj yok yukarıya diyebiliriz. Bu açıdan değerlendirdiğimizde şunu söyleyebiliriz. Dünkü kapanışı 3.11.35 dikkate alarak hemen dolar TL'de 3.11.30'u dikkate alıyoruz. Haftalıkta nereler dedik? 3.09.90 üzerindeki her kapanışta ne demiştik? Yeni rekorlar gelebilir. 3.11.40 görüldü. 3.12.20. Bugün böyle bir ihtimal var mı? Elbette söz konusu olabilir. Üst banda baktığımızda evet, yeni bir rekor görme ihtimalimiz, yani daha doğrusu günün ilerleyen saatlerinde yukarı giden harekette devamı gelir mi diyecek olursak, oldukça güçlü seyreden bir trend hareketi var. Evet, 3.12'lere doğru gelen bir hareket görebiliriz. Günlük tablomuzda yine dalga teorimize baktığımızda, dalga teorisi ne diyor? 1184, daha önce görülen 1100. Hemen tablomuzda 1200'ü daha önceden önemsemiştik. Neden? Hatta ilk 1.11.40'ları gördüğünde buralar artık satış bölgesi, bir kar realizasyonu gelebilir. Nereye kadar? 0.607'ye kadar demiştik ki geldikten sonra biz tekrar yukarı hareketin olabileceğini, yeni rekorlar gelebileceğini tekrar etmiştik. Şu an gelmiş olduğumuz noktalar itibariyle baktığımızda seanslıklar oldukça güçlü. Yani 4 saatlik grafikler oldukça güçlü. Şunu söyleyebiliriz. Destek bölgesi neresi diyecek olursak 3.10.80, 3.11.10. Hemen şöyle 60 dakikalık grafiklere bakalım. Gerçekten çok güçlü durduğunu görüyoruz. Yani bu açıkçası o yükseliş sonrası ortalamaların üzerinde giden hareketi bize gösteriyor ki büyük ihtimalle yukarı gitmek isteyen bir tablo göreceğiz. Zaten 1.11.28, 1.11.20 aralığında destek oluşturmuş. 1.11.11, 1.10.80. Bu bölge üzerinde tutunmak isteyecek belli. 1.11.80 üzerinde saatlik her harekette bugün 1.12.40 test edilebilir. Bunun üzerine çok fazla gideceğini tahmin etmiyoruz ama sonuç itibariyle 1.12.40, 1.10.80 veya 1.10 gibi bir bantta, yani 1.12.40, 1.10 gibi bir bantta bugün seyir olabilir. Ama tabii ki 1.10.80'i aşağı kırmadığı, altında saatlik kapanış oluşmadığı müddetçe bu seviyeleri yukarı zorlamak isteyebilir. 1.11.80'in üzerinde 1.12.40 denemesi normal olacaktır. Haftalıklarda da zaten tablomuza baktığımızda neresi demiştik? 1.12.10 normal olacaktır. 1.12.10 üzerinde günlük kapanışta kontrollü bir şekilde belki hafta sonu veya yeni haftada 1.13'leri konuşuyor olabiliriz. Şimdi tabii ki yeni tepeler oluşuyor HDTR göstergemize göre. Yani dalga teorimize göre yeni tepeler oluşuyor. Bu önemli. Bunun arkasının gelmesi için burada hareketin biraz daha en azından haftalıklar tarafında 3.10'lar, 3.09.90, 3.09 bölgesi üzerinde haftalık kapanışlar oluşmaya devam ettiği müddetçe bundan sonraki potansiyel hedef neresi demiştik? 3.05, 3.11 aradaki 6-6.5 kuruşluk fark. 3.11.40'ın üzerine eklediğimizde nereyi işaret ediyordu? Nereyi söylemiştik daha önceden? Bizi izleyenler hatırlayacaktır. Özellikle 3.13'ün üzerindeki haftalık, aylık kapanışlarda, hatta bu ay eğer 3.12 üzerinde kapanış görecek olursak ne diyecektik? 3.17.50'ye kadar gidebiliriz. Bunun anlamı da 1.200 üzerinde, HDTR 1.200 şu an görüldüğü üzere 1.100-1.200'lerde. Bunun üzerine daha 55 kuruşluk bir rakam eklemek lazım. 55 kuruş eklediğimizde, yani 1.750 artık ya rahat satış yapabileceğimiz seviye dolarda dediğimiz yer, 1.200'ün üzerinde 1.750 nereye işaret ediyor demiştik? Eğer bakın 3.12'nin üzerine 55 kuruş eklersek neresi olur? 3.17.50. Yani bizim güvenle satış yapabileceğimiz bölge olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla burayı izliyoruz. Tablo kademeli bir şekilde oraya gitme isteğini devam ettirmekte. Biz şimdilik bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yorumlarımız ilerleyen dakikalarda devam edecek. Herkese bol kazançlar.